Öğretmenim. Arkadaşlar artık haftalardır bir aradayız. Lütfen parmak kaldırmanıza gerek yok. Direkt söyleyebilirsiniz. Herkesin söylediği şeyler duyuluyor. Hepinizin söyledikleri kayıtlar altına alınıyor arkadaşlar. Öğretmen, ben şöyle bir uzay resmi çiziyorum ama şey yapıyorum. Hafif kalemle yaptığım için görünmüyor. Hafif kalemle yaptığın için görünmüyorsa demek ki bir katman daha üzerine uygulama yapman lazım. Şimdi şöyle... Silmem için kolay olsun diye. Evet, bir saniye ben bir buraları bir ayarlayayım. Zaten vaktimiz var arkadaşlar. Birazcık bekletiyoruz. Şuradan arkadan çok ışık geliyor. Bir perdeyi kapatacağım ben. Örneğin bir de o resimlerde biraz yavaş olun. Bazen yetişemiyorum. Evet. Taleplerinizi söyleyin arkadaşlar. Erkenden giriş yaptık. Konuşalım. Yavaş olun dediniz. Tamam, dikkat alınacak. Ya bulamıyorum. Hadi bakalım. Evet, başka talep var mıdır? Kaplumbağa ağzında mı, tavşan ağzında mı çizelim? Efendim öğretmenim? Tavşan! Tavşan hızı mı, kaplumbağa hızı mı? Kaplumbağa! Tavşan! Kaplumbağa! Ortası! Tavşan! 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 Tavşan. Kaplumbağa! Kaplumbağa! Bir koşu öğretmen, bir koşu. Bir koşucu. Ne tartışması yapıyorsunuz anlayamadım. Hızlı mı yarışmıyor? Kaplumbağalar mı hızlı gider? Özür dilerim. Özür dilerim. Tavşanlar daha hızlıdır. Tavşanlar bence. Ya kaplumbağa. Bir koşucu. Öyle kaplumbağa. Ama yarışın kızı. Yani şimdi sen kaplumbağa dediğin için kaplumbağa mı hızlı gider yani? Öyle mi demek istiyorsun? Örme bir şey gösteriyorum. Arkadaşlar şunun farkındasınız değil mi? Şu an gösterdiğiniz her şeyi göremeyebilirim. Ama bakmak isterim. Bakalım. Kaplanları gördüm evet. Kaplan, kedi. Özür dilerim. Kedi ve kaplan. Zaten kedi bir aile. Hayır hayır, şu çizgili olan köpek mi? Evet, köpek var. Öğretmenim. Kedi var. Evet. Öğretmenim. Buyurun efendim. Öğretmenim, peki küçük kardeşim resmini gösterebilir miyim? Küçük kardeşinle birlikte küçük kardeşin resmini de gösterebilirsin tabii ki de. Ama yanlışlıkla küçük kardeşlerini ekrana doğru yaklaştırma, yoksa başka bir ekrana geçebilir portaldan. Dikkat et. Öğretmenim hayır, zaten şu an kendisi uyuyor. Öyle mi? Tamam. Onu o zaman arkadaşlar, küçük bir kardeş uyuyormuş, lütfen sessiz olunuz. Bilgisayarın sesi kısalım. Tamam, bilgisayarın sesini kısalım. Kıstın mı? Kulaklığını tak. Kıstım. Tamam. İki şu an. Tamam. Ömer, senin küçük kardeşin mi var ya? Öğretmenim, bu dersimiz 1,5 saat mi sürecek? Bu dersimiz çok uzun sürecek, evet. Bu dersimizde büyük birliktelik yapıyoruz, birleştiriyoruz bütün hepsini. Ekipleri birleştiriyoruz şu an. Birleşik de öğretmenler gibi mi? Öğretmenim, 100 kişi falan olurum sandım, daha 35 kişi olmuşuz. Yani sayımız... Çok ya da az olması önemli değil arkadaşlar. Bir arada birlikte bir hareket etmemiz her zaman önemlidir. Yani ne yapıyorsak yapalım, birlikte hareket edelim. Öğretmen bakın. Evet, iple yaptığınız tekniğini gördüm efendim. Evet öğretmen, ben de ondan yapmıştım. Arkadaşlar çok ilginç değil mi? Birçok teknik var. Bazılarımız deniyoruz, bazılarımız görüyoruz. Öğretmen bir şey söyleyeceğim. Herkes kendini ifade etmek için bambaşka yöntemler belirliyor. Öğretmen, ben de kitaptan şöyle bir resim yapıyorum. Öyle mi? Yerim fazla. Çok ciddi bir ses geliyor şu an. Siz de fark ettiniz mi? Evet hocam. Ezan okunuyor herhalde. Evet, o çok ciddi bir ses. Bizde okunuyor. Ses, ama aramızda da bir ciddi bir ses var şu an. Rüzgar sesi gibi bir ses. Efendim. Gizemli bir ses. Arkadaşlar. Kağıtların sesi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Tabii atölyemize başlamadık henüz. Şu an kayıt altında ama. Başlamadan önce bazı şeyler konuşabiliriz. Ondan sonra çok fazla ses yapmamak için sesi kapatacağız. Ama siz sakince ekrandaki çizime odaklanınız efendim. Hı. Çünkü herkesin nasıl bir tarzı varsa herkesin sesi farklı. Kimimizin sesi ciddi, kimimizin sesi gizemli, kimimizin sesi coşkulu, kimimizin sesi hatta sessiz. Sessiz sesler bile var ya, çok ilginç. Ama önemli olan bu kadar sesi bir arada tutabilmek değil mi?
hep birlikte bu sesleri belli bir amaç üzerine çalıştırmak, çizmek, çizim yapmak, bu anlamda güzel şeyler ortaya koymak her zaman önemli. O zaman ortak noktamız ne? Resim çizmek. Doğru. Evet, çok ciddi bir açıklamadan sonra sözü tekrar size bırakıyorum efendim. Kime bırakıyorum acaba? Kim konuşmak isterse konuşsun. Öğretmenim, konuşabileceğimiz bir ne zaman çizmeye başlayacağız? Ben. Sabırsız arkadaşlara duyurulur. Henüz daha vakitimiz var. Öğretmenim, bir şey diyeceğim. Şey, hocam, normalde bir saat yapıyorduk. Şimdi de ekstradan yarım saat oldu. Evet, evet. Bugün karıştı. Bugün şöyle bir şey oluyor. Double oluyor. Yani çift. Evet. Öğretmenim. Buyurun efendim. Öğretmenim, Arife günü böyle bir şey oldu. Arife Günü'ne özel kampanyamıza hoş geldiniz. Arife Günü'ne özel yarım saat fazla resim çizme etkinliğinde belki buluştuk. Bugün daha mı çok resim yapacağız öğretmenim? Yok, yani biraz fazladan konuşacağız. Birazcık resim yapacağız. Yani daha rahat yapmış olacağız. Yani şöyle de bir şey var. Bir saatte bir buçuk arasında saatlerinde tek fark. Öğretmenim, resim yapalım. Yani yarım saat. Yani amacımız olacağına göre yarım saat boyunca konuşacağız. Ben öyle mi? Öğretmenim, evet, sanırım yarım saati konuşarak geçirebiliriz. Evet, süper. Tamam, hadi ben konuşalım. O zaman bu yarını konuşma, yarı konuşma, yarı resim dersi. Evet, yarı konuşma, yarı resim diyemeyiz. Az konuşma, çok çizme dersi de diyebiliriz. Evet, evet, öyle olsun. Bence de çok konuşma, çok çizme. Ya şimdi şöyle de bir şey var. Sizin böyle bir şeyler anlatmaya, konuşmaya da ihtiyacı var arkadaşlar. Bazılarımız şu an diyor ki, ne zaman resim çizeceğiz, ne zaman çizeceğiz? Tamam, evet, çizeceğiz. Tabii ki de resim çizeceğiz. Ben çok sabırsızlanıyorum. Evet, sabırsız olan arkadaşlarımız, başka seçeneğiniz yoksa biraz daha sabırsızlanın lütfen. Öğretmenim, ya da kendi kendine resim çizsin. Evet ya, aynaya bakın. Kendi kendinize bakarak resim çizin. Ne olacak yani? Ama bir tane şapka, bir tane kalem eklemeyi unutmayın. Öğretmenim. Efendim, buyurun efendim. Sanırım bir Betül Rana Erecan'ın resmini görüyorum. Güneş sistemini ters döndürüp çizmiş. Ayakkabılar dünyayla gezegen arasında bir gün ayakkabılar. Öbürüm, güneş sisteminde o kadar gezegen yok ama yani biraz daha fazla var. Betül Rana'nın gezegeni. 8 iki tane gezegeni varmış yani. Kağıda sarılmış. Bir gün, bir dünya, bir de farklı bir gezegen. Sabırsız arkadaşlarımız, Meryem arkadaşımıza selam gönderiyoruz. Haydi diye neyi acaba koşturuyor bizi? Yani biz sonuçta bir insanız yani, değil mi? Çizim yapacağız sadece. Haydi haydi. Arkadaşlar biraz daha başlamayalım. Biraz daha bekleyin. Hocam, bugün insan çizimi, hayvan çizimi. Arkadaşlar, atölyemizi lütfen böyle değişik çok sorularla şekillendirmeye çalışmayın. Zaten her zaman hayvan ve insan çizimleri yapıyoruz. Öğretmen, ben bunu daha gezegenler ekleyeceğim zaten. Niye? Biz eleştirince karar mı? Derse ne zaman başlayacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Bence başlamalım öğretmenim. Ne gerek var? Derse başlamaya ne gerek var canım? Öğretmenim, en son konuşsak ya. En son konuşsak ya. Bir ses geldi, evet, olabilir. Evet, herkes fikrini söylesin. En son konuşsak diyenler, şimdi konuşalım diyenler, ortada konuşalım diyenler, sonra konuşalım diyenler. Sonra konuşalım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Hocam, artık başlayacağım. Fark ettiyseniz bazılarımız başlayalım, bazılarımız konuşalım, bazılarımız sessiz duralım, bazılarımız hadi başlayalım, bazılarımız artık başlayalım gibi bazı tepkilerle bizi şekillendirmeye çalışıyor. Ama merak etmeyin, başlayacağız ve bütün sesler tamamen susacak. Sadece kalemler konuşacak birazdan, hiç merak etmeyin. Sizi şimdi bazı arkadaşlarımızın konuşma ihtiyaçlarını gidermek için sizi konuşturuyoruz. Bunu itiraf edebilirim. Evet, buyur. Konuşmak istemeyenler konuşmasın. Öğretmenim.
Bir şey söyleyebilir miyim? Dinliyorum. Son haklarınızı kullanıyorsunuz şu an konuşmak hakkında. Evet, dinliyorum. Bir şey göstereceğim. Öyle mi? Arkadaşlar evet, bir şey göstereceğim. Öğretmenim. Merhaba hocam. Ayşe Ömer yoldan katılıyor bize. Peki. Öğretmenim ben şu kutlardan katılıyorum. Benim... Arkadaşlar olağanüstü bir şey söylemek isteyenler varsa lütfen söylesinler. Benim pastaklarım. Öğretmenim. Ne olan kim? Mesela arkanda dinozor var. Gezegenlerden birisi yere düşmüş. Ben şu an uzaydayım. Yıldızlardan beşi aynı anda kaymış. Roketle birlikte yanlışlıkla uzaya balon göndermişler. Böyle buna benzer olan şeyler söyleyecekseniz lütfen söyleyin. Şu an ben ayın tarihindeyim. Şu an ben ayın tarihindeyim. Evin kantininde bir yumuşaklarmış. Yapraklar içindeyim. Arkadaşlar aramızda evin kantininde olan birisi var. Evde kantin olur mu canım? Olur. Evin kantin. Öğretmenim ben mutfak. Öğretmenim. Mutfak kantin diyebiliriz. Bağlanıyorum. Öğretmenim dondurma tarifi verin. Öyle mi? Dondurma tarifini gerçekten tekrar etmek zorundayım. Çünkü size yanlış bir bilgi vermiş olabilirim arkadaşlar. Öğretmenim tekrar etmeyin. Daha çok acıkıyorum. İftara karşı. Ben de. Neyse bugün öyle son mi? Günü. Hmm, tamam süper. Öğretmenim çok son acıktı. Son günün hatırına çok güzel bir dondurma tarifi verin o zaman. Hayır. Hayır. Yoksa bugün resimler yemek resmi mi çizeceğiz? Şöyle üstüne çikolata tozu ekle falan. Ya hayır. Öğretmenim. Bu resmi çizebilir miyiz? Öğretmenim ne oldu? Yemek resmi çizelim bugün. Böyle kocaman bir kapta dondurma olsa böyle kakaolu. Çizelim. Dondurma çizelim. Arkadaşlar ya hala başlamak için sabırsızlanıyoruz değil mi? Hocam karpuz mu? Hayır. Evet. Hocam karpuz çizelim. Öğretmenim karpuz çizelim. Son bir dakika kaldı. Evet arkadaşlar, atölyemize şimdi başlıyoruz. Bütün sesler kapandığına göre atölyemizi 10 dakika boyunca sohbet ederek geçirdiğimizden anlaşıldığı üzere gerekli tarifleri de yaptığımıza göre artık atölyemize başlayabiliriz. Herkes evinin kantininde gidip lütfen kendine şeyler almasın tabii ki de. Sadece akşam ezanını bekleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bugün iki grubu birleştirdik. Resim atölyesinde veya yapılan her şeyde sayıların hiçbir zaman önemi yoktur. Bir arada yapılan her şey daha önemlidir arkadaşlar. Bir kişiyle yapılanla 10 kişiyle yapılan arasındaki sonuç her zaman önemlidir. Bizim buradaki amacımız atölyeler haftalardır devam ediyor. 45-46. Atölyeye neredeyse geldik. Bazılarınızla onlarca atölyede karşılaştık. Ne yaptık? Birlikte hareket ettik. Birbirimize yetişmeye çalıştık veya birbirimizin geride kalanlarımız atölyemizi tamamlayarak kaplumbağa ve tavşan misali sonuca ulaştık. Burada hep bir iş yaparak birçok şeyi birlikte deneyerek öğrenmiş olduk. Bu anlamda ben de sizlerden çok şey öğrendim. Bugün tabii son gün gibi, veda gibi konuşuyoruz ama bugün sadece Ramazan'ın son günü. Yarın bayramla birlikte harika şeyler yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi ekranımıza dersimizi yansıtıyoruz. Şimdi yapacağımız çalışmalar gördüğünüz üzere sürekli devam ediyor. Bu çalışmalar kayıt altına alınıyor. Bunları da bilgisini verelim. Seslerimiz kapalı olacak çünkü arada
sadece resim çizelim, ona odaklanalım diye hedefimiz bu yönde olacak. Ekranımızı şöyle açıyorum. Çalışmalarımızdan zannediyorum 45. haftadayız ama bugün özel bu dersi başlatmak üzere ilk sayfada gördüğünüz üzere gülümseyen bir çocuk, umudunu hiç yitirmemiş bir çocuk Kubbetü Sahra'ya, Mescid-i Aksa'ya ve aynı zamanda Kudüs'e sarılıyor. Sizlerden bu resmi çizmenizi tabii ki de istemeyeceğim ama bu resimle giriş yapmak istedim. Çünkü bugünlerde birlikte olmanın en çok önemini yaşadığımız anlardayız. Ramazanlar, bayramlar veya bizim özel günlerimiz insani olarak sorumluluklarımızı ifade eden günlerdir. İşte yine o günlerden birisindeyiz. Tabii biz yine bugün resim çiziyoruz. Neden? Çünkü yaptığımız işleri ne kadar güzel yaparsak o kadar güzel işler bizi daha iyi, kendimizi daha iyi ifade etmemize yarayacaktır. Sizler de lütfen her işinizi en iyi şekilde yapın. Bir Müslümana yakışır, bir insana yakışır şekilde en iyi, güzel, en harika şekilde yapmaya çalışın. Çünkü ancak rıza böyle kazanılır. Bir insan sadece orucunu tutan, namazını kılan değil. Aynı zamanda bu dünyada birçok şeyi paylaşan, güzel işler yapıp insanlara katkılı olan ve yaptığı çalışmaları her şekilde insanlığa ulaştıran, bir nevi Allah rızası için güzel işler yapıp insanlara hizmet verendir. Çünkü hepiniz bir gün dünyamızı farklı branşlarla bir nevi aslında yöneteceksiniz. Çalışmalarınız, yaptığınız işler her şekilde bize tekrar geri dönecektir. Ne iş yapıyorsak yapalım, güzel yapalım arkadaşlar. Güzel yapan insan sözü dinlenen, sözünde duran, itimat edilen kişilerdir ve söz sahibi kişilerdir diyoruz. Şöyle güzel çocuklar olmanız için duamızı yapmış olduk. Şimdi tabii basit çizimlerle başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Göründüğü üzere burada bir timsah var, bir portakal var ve bir bal kabağı var. Ama normal çizimlerden ne farkı var bu çalışmaların? Tabii ki de portakalın içinde bir çocuk var. Sanki bir portakal maketi giymiş çocuk gibi düşünün. Yani biz çizim yaparken aslında adına illüstrasyon dediğimiz ya da resim dediğimiz şey de birazcık gerçeğin dışında, birazcık hayal ürünü işler üretebiliyoruz. Bu anlamda da sizlere tavsiyemiz tabii ki de şu yönde. Yaptığımız çalışmalar her zaman bir anlam ifade etmek zorunda değil ama ortaya koyduğumuz işler bir fotoğraf gibi, bir fotokopi makinesinde çekilmiş gibi değil de sizin ürettiğiniz, size ait olan bir şeyler olsun istiyoruz. Temel hedefimiz bu. Dolayısıyla herkes kendine göre farklı tarzlarda çizimler yapabilir ama burada gördüğünüz, ekranda gördüğünüz çalışmalar üzerine bir deneme serüvenini her zaman olduğu gibi bugün de başlatıyoruz arkadaşlar. Herkes kendine göre mesela turuncu renklerini alıp şöyle bir küçük yuvarlak, sonra daha büyük bir yuvarlak çizerek sanki böyle can simidi gibi işte bir simit gibi işte ortası delik bir kuruş gibi eskiden böyle delikli kuruşlar vardı. Bir şekil yapmanızı istiyoruz. Sonra bu şeklin içini turuncu renkle, bendeki biraz koyu bir turuncu. Yani siz de bazen farklı turuncular yapabilirsiniz. Şimdi ben koyu yapıyorum ama birazdan sarı renkle üstüne karışım yapıp daha farklı bir etki üreteceğim, vereceğim. Bunu da takip ediniz. Şöyle hatta mümkünse yuvarlak hareketlerle boyayabilirsiniz. Tabii bu portakal konsepti. Bunun içinde bir figür var. Şöyle kaleminizi yatay çevirip boyamanızda fayda var diyoruz. Bu boyamayı yaparken çok fazla bastırmayınız arkadaşlar.
ve hemen sonuç almaya çalışmayınız. Böyle hadi bitirelim gidelim. Böyle bir durum hiç gözetmeyin. Eğlenceli resimler çizmek istiyorsanız, hızlı hızlı çözümler üretmek istiyorsanız minik minik şeyler çizebilirsiniz. Ama bazı resimlerde biraz daha zamana ihtiyacımız olabilir. Ama bilindiği üzere az önceki konuşmalarımıza da atıfta bulunarak herkesin farklı tarzları olduğu gibi herkesin yapıları da farklıdır. Kimimiz aceleci, kimimiz heyecanlı, kimimiz sabırlı, kimimiz sakin, kimimiz hızlı, kimimiz yavaş. Ama bunlar hepimizin farklı farklı renkleri. Yani bütün renkler birleştiği zaman dev bir resmi oluşturuyoruz. Dolayısıyla biz de büyük bir resmin parçalıyız. Veya müzikle ilgili düşünün. Her saz farklı ses çıkartıp büyük bir orkestrayı oluşturur. Biz de resimde renk olarak bunu ifade edebiliriz. Şimdi efendim koyu renk, kırmızıya yakın boyadık. Sonra bir açık sarıyla tekrar üzerine geçeceğiz. Dolayısıyla ikisi karışmış olacak ve turuncu gibi bir renk elde etmiş olacağız. Direkt turuncuyla da boyayabildim ama buradaki amacım şu irili ufaklı gölgelerin oluşmasını sağlamaktı. Sizler de böyle boyamalarınızı yaparken iki rengi kullanırsanız, bu mavi lacivertte de olabilir, koyu yeşil açık yeşilde de olabilir, sarı ve turuncu da, kırmızı ve turuncu da olabilir, mor ve mavi de olabilir. Denemelerinizi o renkte renklerle yapabilirsiniz. Dolayısıyla şöyle baktığımız zaman sarı ve kırmızıyı karıştırınca tatlı bir turuncu çıkmış oldu. Resimde böyle izlerin kalmasında çok sıkıntı yok. Böyle şeyler kalabilir. Bir de resim yapmayı mesela şu an için ve her zaman için deneme olarak düşünebilirsiniz. Ne kadar denerseniz o kadar iyi resim yaparsınız. Yani sözün özü ne kadar çalışırsanız o kadar iyi işler çıkartırsınız. Allah ne diyor Necm 39'da? Ancak çalıştığının karşılığı vardır. Dolayısıyla çalışırsanız karşılığı Allah'tandır diyoruz ve sizi sadece yaptığınız işe odaklanmanızı ve hangi işi yaparsanız yapın en iyi şekilde yapmaya niyetlenmenizi istiyoruz. Şöyle mesela boyamaya devam edelim. Fırçanız sizin kalemleriniz olduğu gibi sanki böyle doku gibi aynı zamanda. Ben de sizin kurşun kalemlerinizi aynı zamanda taklit etmeye çalışıyorum. Burada gördüğünüz üzere şimdi yeşil yapraklara geçiyorum. Renk konusunda renkleri taklit etmeye çalışın. Benzer renklere ulaşmaya çalıştıkça renk karıştırmayı, renkleri uygulamayı doğal olarak öğrenmiş olacaksınız. Bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu nedir? Dolayısıyla nasıl öğrenilir diye soracak olursak deneyerek öğrenmeniz daha kolaydır. Çünkü bazı şeyler anlatılabilir, bazı şeyleri izleyebilirsiniz ama sadece izlemek yetmez. Uygulamanız da lazım. Neydi sloganımız? Hem sorgula hem uygula ya da sorgula ve uygula. Sadece sorgulama. Yani neden, nasıl oldu diye değil. Nasıl yapabilirim, ne yapabilirim? Yapamam diye bir şey zaten hiç kurmayın. Yapmak için nasıl bir yol izleyebilirim diyebilirsiniz. Şöyle şurada kendini portakalın içine yerleştirmiş çocuğu da çizmiş olduk. Gördüğünüz üzere portakalımız ve çocuğumuz hazır. Yeterince yavaş ve sakince ilerledik. Şimdi arkadaşlar timsah çizimine geçebiliriz. Sanki timsahla portakal arkadaş gibiler. Yani şu an öyle gözüküyor. Çünkü timsah kolunu bu arkadaşın üzerine atmış gördüğünüz gibi. Burada bir aralarında bir bağ oluşmuş. Timsah çizerken de ve ne çizersek çizelim basit şekilleri algılamaya çalışalım. Sanki böyle bir gece görüş cihazı gibi düşünün. Gözlerinizle şöyle baktığınız zaman acaba burada ne şekil var diye algılamaya çalıştığınızda sanırım hepiniz şöyle dikey salatalığa benzeyen bir şekil görürsünüz diye düşünüyorum. Yani dikey elips. Kenarları çok bombeli bir elips de diyebiliriz bunun için. Dolayısıyla ilk şeklimiz oluşmuş oldu. Sonra kafasındaki üçgeni herhalde hepimiz görmüşüzdür. Ve kuyruğunun yarım üçgen olduğunu da hepimiz görmüşüzdür. Görmesek bile şu an direkt görmüş ve uygulamış olduk.
Arkadaşlar aynı zamanda bu timsahın kolları yana doğru sarkıtılmış veya sanki bir tepki gösterirmiş gibi yana duruş vaziyeti almış. Yani bize diyor ki neden basit şekillerle resmimi çizmiyorsun diye olabilir mesela. Şimdi bu çizimleri, şekilleri oluşturduğumuza göre yavaş yavaş şöyle kolları boyayabiliriz. Aynı zamanda boyarken şuna da dikkat ediniz. Böyle hemen net bir şekilde boyamak zorundasınız. Şöyle hafifçe boyayıp böyle doku oluşturmak için katman katman boyamakta fayda var. Bu arada kareden ayakları yapmayı unuttuk. Onu da hatırlatmış olalım. Şöyle şurada aynı zamanda kareden ayaklar var. Evet, şimdi ikinci katı boyayabiliriz ama öncesinde şöyle bir kuyruğu şekillendirelim. Şimdi tabii şunu söylemeyi unutmuş olabiliriz ama buraya yazdık. İstediğin resimleri çiz. Yani bir tanesini seçip çizebilirsin. Birinciyi bitirenler ikinciye geçebilirler. İkinciyi bitirenlerse üçüncüye. Ama sadece izlemeyin. Kağıt, kalem, göz, kulak. Bütün hepsi aynı anda çalışsın. Dolayısıyla hem görün, hem izleyin, hem çizin, hem dinleyin. Çünkü atölyenin en güzel yanı atölyede bulunmaktır arkadaşlar. Burada bulunmak bile insana bir katkı sağlar. Bu bizim atölyemiz diye değil, bütün atölyeler, bütün birliktelikler, bütün çalışmalar her zaman size katkı sağlar. Çünkü bilinçaltı diye bir şey var. Bilinçaltı sürekli güzelleşir, zenginleşir. Yeter ki siz onu güzel ortamlarda kullanmaya çalışın. Yani bulunduğunuz ortamın güzel olduğuna inanıyorsanız oralarda durarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama uygulama yaparsanız daha çok gelişeceğinizi daha önceden de söylemiştik. Yani ne olursa olsun bir şeyin uygulamasını yapmak lazım. Tabii bu tabletlerinizdeki uygulamaları yapmak anlamında değil ama bir uygulama yapan kişi olmak istiyorsanız bile öncesinde taslak çalışmalar yapmalısınız. Yani bir ön tasarım. Biz de zaten şu an bu tarz ön tasarımlar yapmış oluyoruz. Ön tasarım dediğimiz şey bütün hayatımızın her aşamasında karşınıza çıkabilir. Bir ev düzeninden en basit, bir ödev yapımından, odanın yerleşiminden ve birçok konudan dolayı karşımıza çıkabilecek ihtimal bir konudur. Şöyle çenesini sanki su bardağı gibi yaptım. Ve şöyle gözlerini de buraya iki tane nokta şeklinde ekledim. Burun çizgilerini de ekledim. Evet, dişler içinde şöyle bir tırtık tırtık bir şeyler ekledim. Aman dikkat, korkmayın. Korkulacak da bir şey yok. Gayet sevimli bir timsahla karşı karşıyayız. Arkadaşlar şimdi ise şu dev balkabağını taşıyan küçük arabayı çizebiliriz. Buradaki espri nedir? Tabii ki de gerçek hayatta böyle bir şey olmaz ama burada anlatılmak istenen aslında balkabağının o kadar büyük olduğunu bu resimle anlatmışlar. Yani resim çizerken insanlara bir şeyler anlatabilirsiniz. Şu soru gelir. Balkabağı ne kadar büyük? Vay süper falan. Yani bu soruyu kimse sesli olarak belki sormaz ama bilinçaltımıza balkabağın büyük olduğu artık resim diliyle yansımış olur. Yani eğer bir insana bir şeyin büyük olduğunu ya da küçük olduğunu ifade etmek istiyorsanız onu resimle anlatabilirsiniz. Resim yeterli olmazsa sözlü bir anlatım şeklinde de dönüştürebilirsiniz. Sözlü ve resimli anlatım bu anlamda işe yarayacaktır. Mesela belki bir gün ilerleyen zamanlarda bir iş güçle uğraşırken bir şey anlatmanız, bir şey sunmanız gerekecek. Görseller seçeceksiniz. Bu görselleri bu anlamda seçebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi tekrar şöyle kocaman bir yuvarlak çizmek için turuncuyu alıyoruz. Bu sefer birazcık şu bölümde küçükçe çizeceğim. Ama yine büyük olacak. Küçük çizmek demek büyük çizemediğimiz anlamına gelmez tabii. Yuvarlağımızı oluşturduk. Boyama yaparken şöyle sarı çizgilerin kalmasını istiyorsanız önce açık renkle boyamakta fayda var. Açık renkle boyarsınız eğer şöyle bir katman. Yani şu balkabağı yuvarlağını önce sarı bir tonla boyarsanız
oradaki sarı çizgileri sağlamış olursunuz. Şimdi sözlü anlatıyorum. Belki tam ifade edememiş olabilirim ama şimdi şekil olarak anlatacağım. Yani anlayacağınız şöyle bir sarı çizgi bırakmak istiyorsanız önce alt kısmını sarıyla boyayıp sonra turuncu renkle doldurabilirsiniz. Yani açıktan koyuya giderek sarı çizgileri orada bırakabilirsiniz. Bu sarı çizgiler neyleri? Boğumları. Kabağın oluşum boğumları. Belki kabak tatlısı yapanlar bilir. Genelde buradan keser ustalar. Burada ustalar tabii kabak kesen ustalar evde anne ve babalarımız oluyorlar. Bizim evde mesela babam keser bal kabaklarını ya da kabakları. Annem de pişirir. Bizim evde mesela bu işler hep ortak yapılır. Yani sizler de birbirinize yardım ederek birçok şeyi başarabileceğinizi bilin arkadaşlar. Çünkü neydi? Tabii ki de sorumluluklarımız sadece kendimizle ilgili değil, yaptığımız işleri bir nevi yaşadığımız topluma, yaşadığımız ortama aktarmış oluyoruz. Dolayısıyla bir şey yaparken orada sorumluluk hissedip buna göre hareket etmekte fayda var. Ve kabağımız hazır. Afiyet olsun diyemiyoruz çünkü daha eve gitmedi ve kesilmedi. Öncesinde tabii kopartıldığı sapını da çizelim. Çünkü sapın orada durması aslında onun korunması. Yani bal kabağı sapı kopsa mesela oradan çürümeye başlayabilir. O yüzden sapı çok önemli. O sapı oraya yerleştirelim arkadaşlar. Yani bir şey uzun süre kalsın istiyorsanız sapını da muhafaza etmenizde fayda var. Çünkü çürümemesini engelliyor. Çürümesini engelleyen bir özelliği var. Meyvelerin, sebzelerin yaratılış biçimi de böyle çok ilginç. Mesela bir çiçek suda biraz daha durmaya devam ederse canlılık halini korur. Bir mantık üzerine, bir fıtrat üzerine yaratılmış. Allah bunları gayet güzel tasarlamış. Ve biz mesela bunu sürekli koruyabilir halde sürdürebiliriz. Mesela şimdi aklıma sürdürmek deyince şu geldi. Araba sürmek değil tabii. Mesela sütün hayatımıza girişiyle yoğurt, yoğurttan sonra peynir, peynirden sonra hatta yoğurttan sonra tereyağı, arada peynir gibi bir sürü ham madde üretebiliyoruz. Tam bozulacakken yoğurt, tam bitecekken tereyağı, işte yoğurt diyelim ki bozulacakken peynir diye gidiyor. Başka neler yapılıyor? Neler? Kaşar yapılıyor, işte lor peyniri yapılıyor falan böyle bir sürü özellikler var. Yani bir sürdürülebilirlik var aslında böyle. Doğanın ilginç bir dengesi var. Bu anlamda bal kabağı da veya sebze meyve de bu anlamda takip edilirse sürekli tüketilebilir. Ben geçen mesela peynir satan bir yere gittiğimde şöyle bir şey sordum. Bu peynirler bozulmuyor mu? O kadar vardı ki çuvallarla falan. Dedi ki bak şurada bir derece var. Belli bir soğukluk. 0-3 eksi herhalde. Ya da eksi değildir. 0-3 derece. Bunu da sabit kalıyor. 15 gün dayanır falan dedim. Çok ilginç bir şey gerçekten dedim. Mesela bazı şeyleri sorabilirsiniz arkadaşlar. Alışveriş yaparken böyle çılgın sorular sorup kafaları karmakarışık bile edebilirsiniz. Tam size göre zaten. Sorular sormaktan vazgeçmeyin. Arkadaşlar denemek, sormak, sorgulamak, uygulamak bunlar tamamen bizi geliştiren mükemmel şeyler diyoruz. Ve arabanın içindeki minik karakterleri size bırakıyoruz. Herkes istediği gibi çizsin diyoruz. Şöyle baktığımız zaman ne yaptık burada? Portakal, maketi ve timsah ve bal kabağı taşıyan araç. Ama şu kısmı size bırakıyorum dedim de çizeyim. Çünkü bu sefer nasıl çizeceğiz falan diye bir soru işareti kalmasın. Tabii ki de şöyle basitçe yuvarlak şekiller üreterek minik küçük detaylar vererek çizeceğiz. Yani böyle gerçeğe yakın bir resim gibi değil. Sadece orayı ifade edeceğiz. Orada bir durum olduğunu ifade etmiş olacağız. Yavaş yavaş oluşuyor gördüğünüz gibi. Saçlarını şimdi yapalım. Evet. Evet. Arada da bir geçiş var. Yani ön koltuk ve arka koltuk.
Evet, ön koltuğa oturanlar var mı aranızda bilmiyorum ama burada ön koltuğa oturmayan birisi var. Şimdi karşınızda demiştiniz ya, böyle bir karakter çizecek miyiz? Tabii ki de çizeceğiz. Karakter, yani bu karakter tabii mesela kısaca karaktere biraz bilgi verelim. Çocuk kitaplarında olabilir, animasyon filmlerde olabilir, çizgi filmlerde olabilir, kitaplarda demiştik, masal, öykü gibi şeylerde bir karakter vardır. Aslında bizler de birer karakteriz. Yani hepimiz kendimizce bir hikayenin kahramanıyız. Kendimizin hikayesi tabii. Bize verilen bir kader, o kaderi yaşayan bir tiplemeyiz. Komik, heyecanlı, belki de bazen sakin, sabırlı, sessiz, işte sevgi dolu, paylaşan, çılgın, komik, farklı farklı hepimiz birer tiplemeyiz. Burada da yine kendi içinde işte mesela sağdaki karaktere bakalım. Mesela kuşları çok seven sakin bir çocuk. Ortada saçlarını taramaya çalışan ama hatta saçının içinde belki de sakız kaçmış olan bir çocuk. Veya şımarıklık ya da yaramazlık ya da ne bilelim diyelim, buna nasıl isim verilir? Muziplik yapan bir çocuk ortadaki. Soldaki ise mesela kelebekleri, doğayı, baharı çok seven, böyle şiir yazan bir çocuk sanki. Yani böyle baktığımız zaman çizdiğimiz şeylere böyle birazcık anlam yükleyebiliyorsak o bir karakter tasarımıdır diyebiliriz aslında özetle. Yani biz olaya birazcık bu açıdan baktık. Ama bir karakter tasarımı nasıl yapılır? Bir mesela animasyon film vardır. Ekip oturur. Bu arada animasyon filmleri çok kalabalık ekiplerle yapılır. 10-15 ayrı bir alan vardır. Seslendirme, efekt, ışık, renklendirme, tasarım, dizayn, ön çalışma, konsept art, taslak çalışmaları, storyboard gibi böyle başlıklar halinde birçok alan vardır animasyon işlerinde. Mesela siz onlardan birisi olsanız nasıl olurdu? Mesela onlardan birisi olsaydınız siz işte konsept art, yani tasarımı, sanat kısmını, yani karakterin oluşum kısmını ve mekanın oluşum kısmını siz üretseydiniz. Yani hikayenin en önemli yeriydi aslında orası. Orada mesela karaktere özellikler veriyorlar. Diyor ki karakterimiz kısa boylu, işte sarışın, işte bir erkek, bisiklet kullanmayı çok seviyor falan gibi böyle bir sürü şeyler dahil ederek onu bir anlamlandırma çalışmasına giren kişi siz olurdunuz. Dolayısıyla onunla ilgili ilk işiniz şu olurdu. İşte çizgili tişörtü var falan, işte mavi pantolon demiştik, uzun saçlı, sarı saç demiştik. Onunla ilgili ilk işiniz şu olurdu. Şöyle bir deneme yapalım. İlk denememizde işte şu olsun. Ortadaki çizim olsun. Bir yuvarlakla başlayabilirsiniz. Şöyle yuvarlağı tamamlayabilirsiniz. Sorun yok. Şöyle çizgili tişört demiştik. Kolları yukarı doğru gelmiş. Biraz da muzip. Dolayısıyla ayağını falan yukarı kaldırmış, bayağı bir hareketli de bir çocuk. Tabii saçları da o biçim dağılmış. Hızlı hızlı bir şeyler denersiniz mesela. İşte saçları dağınık. Mesela bunu böyle sesli bir şekilde üretebilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi saçlar dağınık olmuş olacak. Yüzünde tabii güzel bir gülümseme var. Yani şımarıklık yapan çocuk kötü çocuk demek değildir. Çocuklar sanki böyle yeni doğmuş kuzuları bilirsiniz. Bilmeseniz de bir bakın kuzular nasıl olmuştur, yeni doğduklarından nasıl olur. Mesela memleketlerinize giderseniz orada kuzuları bir inceleyin. Şöyle zıplayan, kaçan, birbirleriyle uğraşan veya kediler. İlk doğmuş zamanda kediler birbirlerini sürekli yuvarlarlar, birbirlerinden kaçarlar. İşte bu yaramazlıklar, bu davranışlar hep yeni şeyler öğretmeyi hedeflemektedir. Böyle bir kurgusu vardır hayvanın. Yani belli bir ölçüde koşuşturma, belli bir ölçüde yerinde, zamanda yapılan davranışlar bize hep bir şeyler öğretir. O yüzden öğrenmekten hiç çekinmeyin arkadaşlar. Ama tabii bu durumda yaramazlık deyince ilk akla gelen büyüklerin tepkileri değil mi? Büyüklerin de davranışlarını hoş görmek, anlamak lazım. Çünkü onlar da sizi kontrol ederek sizi bir şeye tabii anlama doğru koşullandırmak istiyorlar. Bunu belli bir ölçüde yapmakta hiç sıkıntı yok. Ama benim her zamanki tavsiyem resim çizin arkadaşlar. Resim çizmek
her anlamda bize çok katkı sağlıyor. En azından ne katkı sağlıyor? Birkaç tane sayalım. Birazcık estetik bir bakış açısı. Yani estetik bakış açısı ne demek ki? Şimdi öyle bir bakış açısı olmasa ne olur? Olaylara biraz daha farklı açılardan bakabilmek. Daha böyle çok kişinin beğenebileceği işler üretebilmek. Toplum içinde söz hakkına, söz sahibi olmaya yaramak. Yani sınıfınızda bile resim çizen birisiyseniz siz o anlamda tercih edilen, kabul olan kişisinizdir. Fikirlerinize, şekillerinize önem verirler. Her şekilde karşınıza çıkan bir konuyu yorumlamak, onu anlamlandırmak için bir estetik bakış açısı lazımdır. Estetik sadece resim çizmek değildir. Yani bir eşyaların düzeni bile estetik anlamda kıymetlidir. Birazcık da böyle kişilerin daha böyle düzenli, işte nizami, belli şekillerde böyle çalışmalarını iyi anlatabilen kişiler olmasında her zaman fayda vardır. Bu anlamda şöyle renk seçimi de çok önemlidir. Mesela giyim kuşam anlamında mesela renkleri nasıl seçiyorsunuz? Şöyle mavi ile kırmızı mesela yan yana geldiği zaman nasıl oluyor? Hiç böyle düşünüyor musunuz, değerlendiriyor musunuz? Mesela turkuazla kırmızı daha çok birbirine yakışır. Veya işte yeşil ile kahverengi. İşte tabii temiz olmak da bununla birlikte önemli. Bu arada mesela yarın bayram. Bayram için kıyafetlerinizi seçerken bu söylediklerim aklınıza gelsin. Dolayısıyla renk uyumu, yerleşim, düzen, bu anlamda da estetik fikri her zaman önemlidir. Şöyle ten rengi için ne yapıyoruz? Onu da hatırlatalım. Şimdi herkes de ten rengi olmayabilir ama ben ne yapıyorum? Sarıyı gördünüz. Sarının şu şekliyle kullanıyorum. Opasitesini, opaklığını bu şekliyle kullanıyorum. Yani fazla bastırmadan kullanıyorum. Yani sarıyı fazla bastırmayınca böyle bir sonuç çıkacaktır. Sonra da kırmızı rengin yine en açık halini, yani fazla bastırmadan kullanınca böyle bir sonuç çıkacaktır. İkisini birleştirdiğiniz zaman böyle bir ortaya çalışma çıkmış olur. Şimdi diyelim resmimiz bitti. Ne yapıyoruz? Tamamen bittiğine emin olduğumuz an şöyle bir gözden geçiriyoruz. Dolayısıyla mesela kahverengiyle kontür yapmıştık. Şöyle bir büyütelim. Mesela göğüs kısmına biraz daha detay ekliyoruz. Boyama yaptığımız için biraz arka plana kaldı. Mesela şurada kulak eklemeyi unutmuşuz. Kulağını ekliyoruz. Saçları biraz daha detaylandırıyoruz. Çünkü burada üzerine renk uyguladıkça geri plana düştü. Bu arada saçlar için yine açık sarı uygulayabiliriz. Şöyle hafifçe. Burada zaten boyama biraz daha rahat, dağınık bir şekilde yapılıyor. Siz de buna göre hareket edebilirsiniz. Evet. Bu arada ben de çok iyi bir şekilde benzetememiş oldum. Ben de kendi resmimi mesela çizmiş olsam o kadar da çok iyi, süper benzemiş olmaz. Bunu da anlatalım ki çünkü şöyle bir durum da söz konusu. Bazılarımız belki birebir aynısını yapmak için çaba sarf ediyor olabilir. Ama bizim buradaki amacımız daha çok bir şey yapıyor olmak. Siz o işi yaparken zaten ikinci, üçüncü, dördüncü isimlerde artık iyice çalışma biraz daha konuya hakim olmuş ve benzemiş olur. Arkadaşlar tabii mesela bu ortadaki resmi renklendirdik. Şimdi mesela soldaki ve sağdaki resmin çizimlerini yapmak istiyoruz. Burada bazı teknikler de verebiliriz. Onlar da şöyle olmalı. Gördüğünüz gibi tabii bu çizim daha böyle ince bir uçla yapılmış sanki. Dolayısıyla şöyle bir çizim kalemini biraz daha inceltiyorum. Siz de kaleminizin ucunu açabilirsiniz. Çünkü malzemeyi doğru kullanmak için konuya göre hazırlık yapmak lazım. Şöyle yuvarlağımızı çizdik. Yine böyle aşağı doğru böyle sanki bir üçgen gibi ama değil. Tabii adına bizim üçgen dediğimiz bir şekli yapmış olduk. Sonra kolları detaylandırmış olduk.
üst ayaklar. Şöyle yakası. Sonra yavaş yavaş detaylara doğru geçiyoruz. Saçları mesela şu şekilde yapalım. Bütün saçı böyle tane tane çizmek gibi düşünmeyin. Kısmen çizgilerini belli ettikten sonra boyamaya geçebiliriz. Bu çizimdeki kafa biraz büyük oldu. Ama dediğim gibi benim böyle bir hedefim yok. Evet, yapabilir miyim? Belki aynısını yapabilirim. Ama buradaki amacımız aynısını yapmak değil, ortaya bir şey koymak. Çünkü sanat böyle bir şey. Şartlara, duruma göre değişen, gelişen, birbirinden etkilenen bir kavram. Bugüne kadar bütün çalışmalar böyle birbirinden etkilene buraya kadar gelmiş. Biz de işte atölyede zaten bunları yapıyoruz aslında. Etkilenmiş oluyoruz. Etkilerimizin sonucunda bunlar gelişmiş oluyor. Sonra şöyle bir burun kısmını ekleyelim. Şöyle elbisenin detayını ekleyebiliriz. İlk aşamamız bu yönde. Şöyle ayağı da tamamlayalım. Burada mesela ayak kısmına gölge eklemeyi unutmayınız. Gördüğünüz gibi yanakların çoğunda bir kırmızı allık var. Onları da böyle ekleyebilirsiniz. Böyle yanaklarda al konulmuş oluyor ya, onlar da resme bayağı bir zenginlik katıyor. Buradaki maksadımız zaten resimlerin mesela sadece yanaklarının gözükmesi, gözlerin net bir şekilde gözükmesi değil. Genel olarak bütün karakteri görebilme ihtimali, bu bizim için önemli bir seçenek, kavram. Şöyle şu kuşu besleyen çocuk diyebiliriz değil mi? Beslemiş, yemi vermiş. Ben de bugün inşallah böyle Üsküdar Meydanı'nda kuşlar bekliyordu dün. Bir atölyeden sonra çıkıp biraz da buğday var bizim burada atölyede. Onu alacağım, cebime koyacağım. Kuşları beslemeye gideceğim. Arada bir kuşları besleyebilirsiniz. Çok keyifli de oluyor. Camınızın kenarına belki yem koyabilirsiniz. Kuşlar bir zaman sonra alışıyor, size güveniyor. Hayvan sevmenin ya da hayvanlarla sürekli bir arada kalmanın en iyi yolu onların güvenini kazanmak. Zaten kimin güvenini kazanırsanız sizle çok güzel zamanlar geçirir. Yani hep böyle bize gelsin, bize verilsin şeklinde değil. Biraz sizler de bazı şeyleri paylaşabilirsiniz. Kuşlarla, kedilerle, insanlarla. Arada bir kuşlara ya da kedilere su kabı vermeyi de unutmayınız. Bunu da böyle bir hatırlatma yapmış olalım. Evet, şöyle kafası aşağı doğru baktığı için kafayı yan çizmiş olduk. Yani ben önce şekli inceliyorum. O şekli nasıl anlatabilirim onu deniyorum. Şu an bayağı kafamdaki şekli anlatmış oldum. Ayakları belki bir ayağı öne doğru uzatabiliriz. Tabii kuşu da şöyle kafasına çizelim. Artık o kadar çok güven kazanmış ki kafasına konmuş. Size tabii şunu da söyleyeyim tekrar. Ya ben bunu çok önemsiyorum. Şimdi mesela karakter çizerken ya da resim çizerken bazılarımızda hissediyorum. Diyor ki ben çizemiyorum. Aynısı olmadı. Yapamadım. Biraz daha iyi olabilirdi. Tabii ki de bizim de maksadımız daha iyi şeyler üretmek. Ama şöyle bir gerçek de var arkadaşlar. Eğer bir şeyi çok iyi yapmak istiyorsanız onunla ilgili birazcık zaman harcamanız. Ona biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yani bu ilk çabanızda olmayabilir. İlk çabanızda olmayan şey hiç yapamayacağınız anlamına gelmez. Yani pes etmemek, istikrarlı olmak. Yani istikrar demek sürekli olmak, sürdürülebilir olmak. Hangi konuda olursunuz? Her işinizde. Yani bu hayatımızdaki olan vakitlerde, derslerimizde,
İşte Ramazan'da mesela 30 gün oruç tutarken düzenli saatlerine uygun bir şekilde yaptık tuttuk falan. İşte bunun gibi bir şeyde süreklilik yaparsanız zaten orada başarıya doğru gitmiş olursunuz. Buradan başarı dediğimiz böyle yarış gibi de değil tabii. Yani tamamlayabilmek, bitirebilmek, sonuçlandırabilmek o anlamda da önemli. Şimdi tabii bir hatırlatma yapacağız. Sonra bir ara vereceğiz. O aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Hatırlatmamız şu. Yani ben resme hiçbir zaman olağan şekilde bakmıyorum. Hep sıra dışı bakıyorum. Mesela bir denizden baktığım zaman böyle olaya, denizde teknede görüyorum ama diyorum ki yani tekneler balık değil de mesela denizin dibinden yıldız tutsa nasıl olur acaba diyorum. Ve böyle baktığım zaman karşınızda gördüğünüz gibi denizden sanki gökyüzünden yıldız yakalayan balıkçılar görüyoruz. Bu hatırlatmamızı yapmış olduk. Sonra birazdan neler yapacağız bakalım. Şimdilik böyle küçük bir ara vermiş olalım arkadaşlar. Aradan sonra tekrar görüşeceğiz. Yani anlayacağınız herhalde bir 18.00'da görüşmüş oluruz.
Evet efendim, herkes tekrar hoş geldi. Kısa bir aramız bitti. Şöyle kuşlar gibi uçup gitti. Şimdi şöyle yani herkes toparlanana kadar bu bölümdeki maksadımızı bir tekrar anlatalım. Yani şöyle düşünün, böyle denize olta atıyorsunuz, bir bakıyorsunuz işte yıldız çıkıyor denize. Yani yenir mi? Yenmez. Evet, ama insanın zihninde nasıl bir şey olur? İşte vay, gökyüzündeki yıldızı yakaladım. Yıldız yakalamak çok güzel bir duygu değil mi? İşte böyle veya işte tabii şöyle bir durum da var. Denize olta atınca şişe de çıkabiliyor. Yani birazcık hayal kuranlar olduğu kadar hayal bozanlar da çıkabilir. İşte o yüzden diyoruz ya, estetik resim çizmek, estetik olmak, birazcık böyle insana sanat bakışı getirmek, birazcık nezih olmak falan, naif olmak güzelleştiriyor dünyayı. İşte o yüzden biz hayal kuranlardan olalım. Hayal kurdukça güzelleşecek dünyamız, okudukça güzelleşecek. Sizler çizdikçe dünyamız güzelleşecek diyoruz. Yani denizde aynı zamanda neler olur? Mesela martılar vardır, simit atarsınız vapurdan. Onlar birazcık hikayedir. Ya böyle birazcık hayatı, yaşamı gözlemlemek lazım diyoruz arkadaşlar. Herkes de toparladığını varsayarak, zaten aramızda bazı sabırsızlar vardır, hemen buralara gelmişlerdir. Diyelim ki acaba şimdi ne yapacağız? Şimdi efendim böyle bir ilginç bir hayal ürünü diyebiliriz. Diyebilir miyiz? Gökyüzünden yağmur yağar, tamam, doğru. Mantık olarak şemsiye bizi yağmurdan korur. Ama burada çok ilginç bir şey olmuş. Bu sefer şemsiye balıkları koruyor. Yağmurdan mı? Hayır. Çok ilginç bir hikaye. Yani böyle bir şeyler yapmamız mümkün. Resim çizerken böyle değişik şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Sizler de böyle rahat rahat denemeler yapınız bu yönde. Onun dışında biz de bunu burada deneyelim. Ama size bazı hatırlatmalar da yapacağız tabii bu kısımda. Bir tane bulut çizerek başlayabiliriz. Mesela ben de kendi karakterimi uyarlamaya çalışacağım. Şimdi tabii kendinize, bazı çizimleriniz artık karaktere dönmüştür. Ya yani ben bunu çiziyorum, bak bu benim hoşuma gidiyor falan dediğiniz şeyler varsa onları yapabilirsiniz. Şöyle bir bulut çizerek ilk çizimi yapıyorum. Bulutu da kendi konseptime uygun çiziyorum tabii. Sonra tabii şemsiyeyi sanki rüzgar değmiş de tersine dönmüş gibi çiziyorum. Şemsiyenin de zaten yapısı sanki dalgaya benziyor değil mi? Böyle dalgaların içinde bir balık çizmek istiyoruz tabii. Şöyle şemsiyenin bir sapını belirleyelim. Çocuk onu bir tutsun. Tabii ben kendi karakterimi yapacağım. Kendi karakterimi biliyorsunuz. Genelde ben şöyle kocaman kafalı bir çocuk çiziyorum. Adı şimdilik Kamer. Başka bir kitapta başka bir isim olabilir mi? Olabilir. Şöyle. Şemsiyeyi sımsıkı tutan bir çocuk. Herhalde bir ağırlık var gibi. O yüzden şöyle kolunu biraz bu tarafa indirelim ki şemsiyeyi biraz daha sakin tutsun. Yani çizerken bile bazı hatalar oluşabiliyor. O hataları azaltmak için bir iki deneme yapmak lazım. Şimdi biraz daha sakin tutuyor şemsiye. Şöyle yukarı doğru baksın. Orada gözü kapalı ama burada birazcık balık büyük arkadaşlar. Çünkü şöyle kareye benzeyen bir balık türü bu. Evet. Şimdi herkes kendi karakterini çiziyorsa ben de kendi karakterimi çizerken kendi balığımı çizmek isterim tabii. Neydi? En sevdiğim balık. Atölye balık diye duyar gibi oldum. Çizim olarak oluşturduk. Şöyle yere de biraz gölge ekleyelim. Tabii yağmur damlalarını çizeceğiz. Evet. Şöyle tek tek yağmur damlaları çizelim. Mesela ben bunu yağmur konseptli yapmış oldum. Bu sıra dışı bir resim aslında. Ya bu resmi şöyle düşünün. Gökyüzünde daha ne olabilir mesela?
İşte bulutun üzerinde kayık ilerler. Mesela bulutların üzerinde yüzen tekneler, kayıklar. Mesela böyle sıra dışı bir resim düşünebilirsiniz. Onun dışında mesela neler olabilir? Bunlar tabii sadece böyle oturup düşünmek değil. Bunları bir de uygulamaya çalışın, deneyin. Bir de şunu önereyim. Yani bir resim yaparken böyle bütün kağıdın her yerini doldurmak zorunda değilsiniz. Yani bitmek bilmeyen bir yolculuğa çıkartmayın kendinizi. Sadece böyle mesela basitçe çizim dediğimiz aslında bu. Yani bir defter çizin yani sadece mesela diyelim. Ama bu defterin şöyle bir özelliği olsun. İçinden yazılar uçsun. Harfler. Ve resmimiz bu olsun bizim. Bu resmi mesela bir bulut üzerine koyun bu defteri. İşte resmimiz bu olsun. Yani defter çizmek için masayı, kalemleri, bütün okulu, öğretmeni, sınıf arkadaşlarını çizmek zorunda değilsiniz. Ya bu şöyle önemli bir şey. Şimdi sonuçta bizim heyecanlarımız var, zamanımız var, sabırsızlıklarımız var. Bu duygularımızı kontrol etmenin en iyi yolu kendimize hedefler belirlemek. Hedefimiz şu olmalı mesela. Bir defter çizeceğim, içinden harfler uçuşacak. Tamam, bu kadar. Yani tekrar ediyorum. Belki tekrar etmek sıkıcı olacak ama defter çizmek için ya da sınıfı anlatmak için defter, kalem, kağıt, silgi, sıra, okul arkadaşı, sınıf arkadaşı, arkadaşın çantası, çantasının içindeki kalemler, kağıtlar, defterler, sınıf öğretmeni, okul müdürü, okuldaki bütün herkes, kantin, kantincaki amca bunları yapmak zorunda değilsiniz. Yani defterin içinden uçan harfler sınıfı, okulu anlatabilir. Yani bu ne demek? İmgesel resim çizmek. Ya da şunu yapabilirsiniz. Defter açıldığı zaman, şimdi hepiniz okulları özlediniz ya. İçinden öğretmen, arkadaşlarınız, kağıtlar, kalemler, sınıf, okul bayrağı, işte bayrağımız, ondan sonra kantindeki amca, dondurma falan filan çıkabilir. Bu da bir resim tekniği. Ama o da engelsiz olacak. Nasıl olacak? Şöyle bir dondurma şekli çizeceğiz. Sonra okul müdürü. Defterin içinde okul müdürü ilk kez gördüm çıkan. Öğretmen. Sınıf tahtası. Sonra kantin. Bayrak. Kantindeki adam. Herkes kendi kantindeki adamı çizsin. Kantinci yani. Onun da sana sınıf arkadaşı. Sınıf arkadaşı biraz çılgın çekiyor tabii. Kollarını açmış, uçarak çıkıyor. Mesela böyle şeyler de yapabilirsiniz. İşte basit çizimler böyle yapılır ve böyle gelişir insan. Ama bir böyle mimari dizayn yaparmış gibi orayı böyle şey nasıl diyeyim fotoğraf makinesine çekilmiş gibi bir tarzda yapmak değil. Yani imgesel, imgelerle bir şey anlatmanın yolunu bulun arkadaşlar. Çünkü imgeler bizim hayatımızı bayağı kolaylaştırır. Çünkü ne demiştik en başında? Kaplumbağa hızında mı çizelim, salyangoz hızında mı demiştik? Ya da tavşan hızı mı, kaplumbağa hızı mı diye söylemiştik. Burada ne çıktı? Kimimiz tavşan, kimimiz kaplumbağa, kimimiz salyangoz demişti. Yani tavşan demek, hız demekse bu bir imge olarak kullanabilir. Yani mesela hızlı bir şey yaparken tavşan kelimesini nasıl kullanıyorsak resimde de tavşanı kullanabiliriz. Veya bir şeyler yavaş ilerliyorsa orada bir salyangoz konulabilir. Mesela şu çocuğun yanına bir tane salyangoz koyarsak burada bir yavaşlık algısı oluşturmuş oluruz. Yani burada her şey sakin, sakince ilerliyor. Dikkat var, temkin var. Ama burada bir tavşan olsa balık burada duramaz. Dolayısıyla imgeleri resimde böyle kullanabiliriz arkadaşlar. Tabii gelişmenin bir yolu da şu. Aklınıza geldiği zaman çizin. Mesela pazarda alışveriş esnasındasınız, markettesiniz, bakkaldasınız. Tam bakkal amca size diyor ki tamam işte şu kadar diyor. Sizin birden bir şey aklınıza geliyor. Bir şey çizmeye başlıyorsunuz. Tabii bakkalda kuyruk, sıra, herkes sizi bekliyor falan. Aklınıza gelmiş çünkü. Tabii ki de aklınıza geldiği zaman çizmeniz lazım. Neyse bakkalın kuyruğu ta mahallenin öbür bakkalına kadar gidiyor. Neyse ki öbür bakkalda kimse çizim yapmadığı için o bakkalda alışveriş devam ediyor. Yani kuyruk tam tersine dönüyor. Veya pazarda. Pazarı bilirsiniz böyle hareketli halleridir. Böyle birden durup aklınıza bir şey geldiği zaman yere çöküp çiziyorsunuz mesela. Birden bütün insanlar size çarpıp büyük bir gürültüyle herkes yere düşüyor. Düşünsenize böyle şeyler. Tabii bu kadar abarttık. Yani bu kadar da aklınıza geldiği zaman her yerde değil ama yanınızda bir tane not defteri olabilir. O not defterini bu şekilde kullanabilirsiniz.
Evet, not defterlerimiz hazırsa bir de şunu söyleyelim. Sıra dışı karakterler çizebilirsiniz. Yani sıra dışı karakter dediğiniz normal hepimiz gibi belli bir sırada ya da belli bir sıradanlığa sahip olanlar değil de mesela renkli bir gözlük takmış çocuk. Bu çok hafif sıra dışı. Renkli gözlük takmış, paten kullanan bir çocuk biraz daha sıra dışı. Renkli gözlük, paten ve sağına soluna kanat takmış çocuk sıra dışı bir çocuktur arkadaşlar. O çünkü birazdan uçuşa geçecek. Dikkat edin, herkese eğilsin çünkü o arkadaş uçuşa geçiyor. Ve bazen hayvanları da sıra dışı hale getirebiliriz. Mesela bir tane tilki. Benim en sevdiklerimden. Tilki sadece tek başına tilkidir, evet. Şöyle bir tilki olduğunu düşünün. Ama o tilki bir gün paten giyerse işte sıra dışı bir tilki olur. Bildiğin tilki paten giymiş arkadaşlar. Şöyle çılgın hareketlerle neredeyse uçuyor. İşte böyle sıra dışı şeyler yapmaya çalışın. Bunların tamamı hayal kurmayla alakalı. Hayalleriniz şöyle bulut kadar kocaman olsun. Çok büyük hayaller kurabilirsiniz. En azından yapabilme ihtimaliniz olabilir. Ama hiç hayal kurmasanız sanki böyle yemek yemeyen bir kişi gibisiniz. Ama hayal kurmak bir nevi bize biraz güzellik katabilir. Demişken şöyle müzikle ilgilenen bir kedi görüyorsunuz. Keman çalıyor. Yavaş ilerleyen bir salyangoz ve bir kaplumbağanın sırtına çıkmış kocaman turuncu şişman kedi. Kaplumbağa biraz yorulmuş sanırım. Yani burada birazcık dengesizlik var. Onu belki çözmek için kediye yardımcı olabilirsiniz veya kaplumbağaya. Belki kediye şöyle bir şey diyebiliriz. Kedi, hadi gel sen şu kaykaya bin. Kedi de tabii ki de olur. Hemen deyip şöyle kaykayın üzerine şöyle çizim de yapalım hatta. Yuvarlak bir kafayla. Yani yuvarlak kafalı kediler mi binebilir kaykaya sadece? Öyle bir şey yok tabii. Sadece bu kedinin kafası yuvarlak. Binip arkadaşı kaplumbağayı birazcık rahatlatmış olabilir. Belki bazen böyle arkadaşlarınıza bir şey yaparsınız ama onlara bir şey de diyemezsiniz. Ya yeter, yoruldum ya da tamam gerisini sen hallet falan da diyemezsiniz. Kıramazsınız belki ama şunu da söyleyelim arkadaşlar. Açık sözlülük her zaman iyidir. Bazen gerçekleri güzel bir dilde söylemek lazım. Ama çok böyle pat diye dik değil yani. Direkt sakince yolunu izleyerek, zamanını kollayarak söylemekte fayda var. Bu kedi sanırım kaplumbağa. Gerçeği söyleyememiş. Özür dilerim. Kaplumbağa kediye gerçeği söyleyememiş. Neyse ki biz kalemlerimizle ona bir kaykay çizmiş olduk ve artık gerçeği her ikisi de biliyor. Dolayısıyla bu kaplumbağayı da tek başına çizersek şöyle bir şey olur sanırım. Ona da bir tane kaykay yapalım önce. Kaplumbağa çizmek için zaten basit bir yöntem. Yarım daire çiziyoruz. Yarım daireyi tamamlıyoruz. Zaten onun evi bu şekilde. Şöyle kafası ve boynunu aynı anda çizebiliriz. Onun da gözleri artık açılmış. Yani gözler açılmış derken artık arkadaşlarına bir şeyler söyleyebiliyor anlamında ve dinlenmiş anlamında da diyebiliriz. Yani dinlendiği için gözleri açılmış. Mesela şimdi iftar vakti gelince dondurmalarınızı, oruçlarınızı açarken şöyle bir şey olacak. Birden gözleriniz kocaman olacak. Artık etrafı daha net göremeye başlayacaksınız. Üzerinizdeki o perde birden kalkacak. Dondurma demişken gerçekten her akşam iftarda dondurmayla orucu açsak ne kadar ilginç olur değil mi? Çok serin, çok soğuk, buz gibi olurdu. Bu akşam denesek mi acaba? Ama önceden dondurma yapmanız gerekiyordu. Yapan oldu mu bilmiyorum. Dondurma tarifi vermiştik size. Tabii dondurma tarifini bence bir yerlerden bir daha araştırdım. Benim verdiğim tarif belki de çok iyi tutmayabilir. Bir de çok zaman harcaması gerekiyormuş. Yani benim verdiğim tarife ek olarak 2 saatte, 3 saatte bir karıştırıp tekrar buzluğa koymak gerekiyormuş. Yani Maraş dondurmasını bilirsiniz. Sürekli karıştıkça sertleşir. O dondurma da öyle karışıyormuş. Toplam bir dondurma yapımı belki de
3-4 kiloluk dondurma yapımı bir borcamda sanırım 12 saatten fazla oluyor. Ama nasıl? İlk karışımı yaptınız, dondurucu attınız. 3 saat sonra, 2 saat sonra bir daha karıştırdınız. Tekrar dondurucu attınız. Aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. 5 kez bunu yaptığınızı düşünün. Yani bir kıvama gelene kadar bunu tekrarlıyorsunuz. Ve en sonunda artık dondurma yenme kıvamına geliyor. Bunu da tarife ek olarak vermiş olalım. Tabii içine limon, çilek, kakao katmak sizin tercihiniz. Neyse, kaplumbağanın şöyle üzerinde bir dondurma çizebiliriz artık bence. Şöyle buz gibi dondurma. Diyeceksiniz ki burada dondurmanın ne işi var? Meğerse kaplumbağa arkadaşına dondurma getiriyormuş. Kaplumbağanın ayaklarını da çizelim. Şimdi arkadaşlar, kedi görüyorsunuz. Keman çalan bir kedi. Diyorum ki biz bu kediyi acaba birkaç değişiklikle tilkiye dönüştürebilir miyiz? Ne dersiniz? Siz de denemek ister misiniz? Çünkü şundan dolayı yapıyorum bunu. Hayvanların en belirgin özelliğini ön plana çıkartırsak o hayvan olduğu anlaşılır. Dolayısıyla tilkinin en belirgin özellikleri neydi? Kuyruğunun fırça gibi olması, ağzının da üçgen olması. Dolayısıyla ben şimdi şöyle turuncu renk kalemimi alıp tilki çizeceğim ama kedinin duruş şekliyle. Yani bu kediyi tilkiye dönüştüreceğim. Şöyle bir gövde yaptık. Ayaklar yaptık. Şimdi bu sefer kafadan değil de ayaklardan başladık tabii. Çünkü değişiklikler olacak arkadaşlar. Kafası yine yuvarlak. Ama kulakları da böyle. Ama ne fark var biliyor musunuz? Şöyle üçgen bir kafası var. Yani çene ağız yapısı üçgen. Tabii ki kuyruk da fırça gibi. İşte tamamen tilki olmuş olduğu. Dolayısıyla tilkimiz hazır. Çizim olarak bu açılardan çizdiğimizde tilkimiz hazır olmuş oluyor. Şimdi ise ne yapıyoruz? Tabii ki de tilkinin kullandığı müzik aleti olan kemanı çizeceğiz. Keman çizmekte herhalde şöyle çok da zor olmayan bir şekli var herhalde. Bu şeklin adını bilmiyorum. Ama balığa benziyor sanırım şu an. Balık krekere benzedi resmen. Onu da şöyle bir boyuyoruz. Tilkinin burnu tabii çenesi alt kısmına giriyor. Burnu da uzun olduğu için kemanın üstüne denk gelmiş oldu. Bunu ayrıca belirtmiş olalım. Yani keman çalmayı bilmeyenler varsa çeneye geldiğini düşünerek burnu da onun üzerinde kalmış oluyor. Çünkü burnu biraz uzun. Üçgen şeklinde demiştik ya. Bu keman tabii boyandı. Tilki de birazdan boyanacak. Şimdi de ben burada şeyi düşünmedim. Silme ihtimalini düşünmedim. Benim beyaz kalemim var ama sizlerin yok. Öncesinde siz şu ilk çizimleri açık bir şekilde yapmanız lazım. Onunla ilgili bir teknik vereyim. Mesela beyaz bir kalemle hiç boyamadan önce kağıda bastırarak sanki oraya kemanın telini çiziyormuş gibi düşünürseniz sonrasında da o kağıdı ezerek yaptığınız için renkte olmadığından dolayı içeri doğru çökmüş olacak. O çöken kısmı yeni bir boyayla kapanmayacağı için dolayısıyla ne olacak? Boyandığı zaman beyaz renk kalmış olacak. Siz de mesela ilk etapta çizimden sonra boyamadan önce çizimleri çizgileri oluşturabilirsiniz diyoruz. Onun dışında ben ne yapabilirim? Ben sarı tel yapabilirim. Şöyle iki tane tel ekledik. Sonrasında artık siyah renkte de şu adını bilmediğim ama siz araştırın. Kemanın çalma aletini ekleyebiliriz. Şimdi turuncu şekilde de tilkimizi boyayabiliriz. Şimdi boyama yaparken tabii burada tek boyut görüyorsunuz. Neye göre boyayacağız? Önce şu kolu bir boyayalım bakalım ne olacak. Şu kolu böyle bir detaylıca boyadık. Tutuyormuş gibi de yaptım gördüğünüz üzere. Şu gövdeyi boyayacağız ama şu kolun alt kısmında beyazlık bırakarak boyamak istiyorum.
Dolayısıyla oradaki hareketi, yani kolun oradan geldiğini görmüş olalım. Evet, burayı da beyazlık bırakarak boyadık. Şöyle aşağı doğru boyayalım. Tabii tilkilerin şöyle bir gövdesinde biraz beyazlıklar vardı. Onu da bırakmak istiyorum ben. Kedide de vardır ama burada koymamışlar. Ben yine de bir bırakayım diyorum. Bakalım gerekirse tekrar boyarız. Tabii tilkinin şöyle bir özelliği de var. Ayakları falan böyle siyah gibi de olabiliyor bazen. Aynı zamanda şu kafayı da bir boyayalım. Mesela burnun üçgen olduğunu nasıl anlatacağız? Şöyle önce bir dış kenarını bir boyayalım. Yani kafa, burun, gövde, ayaklar, kolları ayrı ayrı düşüneceğiz. Sonradan onları belli bir mantıkla birleştireceğiz ama bakalım nasıl olacak. Yine hep beraber izleyelim, göreceğiz. Mesela çok hafif boyayacağız burayı. Şöyle biraz beyazlık kalacak. Dolayısıyla oradaki bölümü kapatmış olduk. Sonra kurşun kalemi almadan önce tabii kuyruğu da bir boyayalım. Kuyruğun ucunda da beyazlıklar var. Oraya kadar bir kendimize sınır belirleyelim. Yani üçgen bir şey bırakacağız kuyruğun ucunda. Sanki fırça gibi dedik ya. Bir fırçaya batırılmış gibi bir hali var değil mi? Beyaz bir boyaya batırılmış gibi bir hali var sanki. Şimdi arkadaşlar şöyle burnunu çizelim. Gözünü çizelim. Tabii bıyık yok ama burnunu bu şekilde çizmiş olduk. Tabii siyahla kahverengi yakın olduğu için kapattı birbirini. Onun dışında ne ekleyebiliriz bakalım. O kısmı turuncuyla belki dengeleyebiliriz. Bazen resim çizmek matematik gibi bir şey oluyor. Şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz, şunu şöyle yapabiliriz derken bir bakmışsınız 3 içten 1 doğru olmuş oluyor. Evet, artık burnumuzu ön plana çıkartmış olduk. Sadece küçük bir turuncu çizgi ekleyerek. Tabii bu tilkinin ağzı gözükmüyor ama şöyle bir siyahla sanki şöyle gülümseyen bir ağız yapabilir miyim diye baktım. Evet, oldu. Şimdi bakın ne kadar tatlı bir sonuç olmuş oldu. Yakasında da bir papyon var. Onu da çizebiliriz. Şöyle. Burada siz mesela istediğiniz deseni ekleyebilirsiniz. Sonra gölge. Ayağına da gölgesini ekledim. Gördüğünüz gibi kediyi tilkiye dönüştürdük. Yani burada olağanüstü bir güç yok. Sadece en belirgin özelliği hangisi ise onu ön plana çıkarttık. Şöyle bir kolu da buraya kadar gelsin. Şurayı tutsun. Gitarı çalarken orayı tutması gerekiyor çünkü. Ve bittikten sonra resim mesela tekrar bir kontrol ederiz. Rutuş yapabileceğimiz yerler var mı diye bakarız. Şöyle kalemi alırız elimize. Birkaç daha dokunuş yapalım. Bana kalsa ben bu resimle biraz daha uğraşırım. Ama bu renklerle bitirmek olmak istiyorum. Evet. Şu bölümü de iyice boyayalım. Evet. Fena olmadı. Çünkü ilk denememiz. Ben bunu ikinci kez denedim gerçi. Ama her denediğimde yeni şeyler öğrendim. Mesela bu resme kontür ekleyebilirim. Biraz sarı katabilirim. Böyle bunun çok sınırı olan bir şey yapmıyoruz. Sınırları olmayan bir şeyle uğraşıyoruz. O yüzden bir bitme diye bir şey yok bana göre. Resimler bitmez. Resimler sürekli yenilenir, güncellenir. Sanki sizin oyunlarınız gibi. Bilirsiniz, oyun oynarken sürekli yeni bir oyun bulunur değil mi? Birisi çıkar, yeni bir oyunla gelir. Birisi çıkar, yeni bir oyun. Siz de bazen oyunları bitirir, yeni oyunlara başlarsınız. Resim böyle bir şey. Her zaman yeni bir tarz, yeni bir çalışma şekil ortaya çıkabiliyor. Şimdi ise şu salyangoz kardeşi de
yavaşça çizdikten sonra salyangoz selamıyla sizi belki de selamlayıp veda edebiliriz. Ama bir önce bir çizelim bakalım neler olacak. Salyangoz için gerekli malzemeleri açıklıyorum. Kalem, kağıt ve boya. Hatta ilginç bir şey deneyelim mi? Hep denemek denemek diyoruz ya. Tek renkte salyangoz yapabilir miyiz acaba? Bu çılgınlığa hazır mısınız? Rengimizi seçelim. Herkes kendi istediği rengi seçebilir. Ben mesela turuncu rengi seçmek istiyorum. Ama şöyle bir şey var. Turuncu rengin koyusu ve açığını elde etmemiz lazım. Nasıl mı? Yani kuyun turuncu en koyu evi olacak. En açık olan da gövdesi. Yani nasıl yapıyorsun onu? Kalemi çok fazla bastırmayınca gövdesinin açık renk yapmış oluyoruz. Çok fazla bastırınca koyu renk yapmış oluyoruz. Yani bir renk aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 beyazı da sayarsak 10 taneden oluşabilir. Bu 20'ye 30'a da çıkabilir. Yani biz birinci kalem en hafif solukla işte 5. derecedeki, 5. birimdeki kısmı uygulamış olacağız. Siz de mesela aynı rengi fazla bastırmadan kullandığınız zaman tek renkte resim yapmış olursunuz. Belki biz kontür de ekleriz buna. Şimdi mesela şöyle bir gövde çizelim bakalım. Yuvarlak bir gövde çizdik. Şimdi ne demiştik? Bu rengin açığını kullanacağız. Bu rengin açığı da şöyle oluyor. Evet, gördüğünüz gibi salyangozun gövdesini de oluşturmuş olduk. Şimdi bize gelsin kontür. Kontür gelince gördüğünüz gibi tek renk kontürlü salyangoz çizimiyle karşınızdayız. Yavaş dedik ama biraz hızlı çizmiş olduk. Çünkü çok zor değildi. Bunun gibi bambaşka renklerle salyangoz üretebilirsiniz arkadaşlar. Salyangozun çizimiyle birlikte atölyemiz burada sona erdi. Gerçekten bir solukta geçip gitti. Sanki Ramazan gibi. Ama hep böyle içimizde bir şey kalır ya, ya ne kadar bitti. İşte tam da doyamadık gibi bir his var şu an. Hani böyle bir sevdiğimiz bir yemek biter, sevdiğimiz bir şey biter, bir oyun biter böyle sevdiğimiz. Sevdiğimiz bir atölye bitti. Aynı şekilde böyle içimizde bir heyecan var ama ne olacak? Mavera Vakti'yle tabii ki de bir Haziran'la birlikte tekrar atölyelerimiz devam edecek. Belki de bir gün gelecek, karşılaşacağız. Dediğim gibi birlikte hareket edilen her şey güzel sonuçlara varmış olur. Şöyle bir ekranı sonlandıralım. Evet efendim. Her zaman olduğu gibi tabii atölyemizi burada bitirmiş olduk. Ama biz hiçbir zaman resim yapmayı bitirmiyoruz değil mi? Hep birlikte resim yapmaya devam ediyoruz. Sizlere de bir söz hakkı verelim bence. Sessizce dinlemiş oldunuz ama çok da sessiz değildiniz. Parmaklar görüyoruz. Veya işte bir şeyler söylemek isteyenler var diye tahmin ediyoruz.
Şöyle bir sesleri bir açalım. Bakalım neler. Öğretmenim. Buyursunlar efendim. Öğretmenim ya. Görüşürüz hocam. Tilki var ya. Öğretmenim. Görüşürüz hocam. Öğretmenim. Tamam tilki var ya. Görüşürüz hocam. İyi akşamlar. Hocam çok tatlı mıyız? Evet. Hocam. Şu an atölyemiz bu akşam bitmiş oldu. Yavaş yavaş size veda ediyoruz arkadaşlar. İyi bayramlar öğretmenim. İyi bayramlar öğretmenim. İyi bayramlar. Öğretmenim keman çalan gidip var ya öğretmenim ben keman çalan tilkiye falan olmayabilir ama birazdan yaparsın. Hayırlı bayramlar öğretmenim. Bayramlar öğretmenim. Arkadaşlar önce şöyle gitmek isteyenlere bir yolcu edelim. Ne dersiniz? Gitmek isteyenler arkadaşlara şöyle hoşça kalın diyoruz. Kalan arkadaşlarla biraz konuşacağız. Evet, herkese iyi bayramlar diyeceğiz o zaman gitmek i̇yi isteyenlere. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Evet. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Öğretmenin bir yazına kadar tatil mi? İyi bayramlar. Evet, birazdan konuşacağız. Söz hakkı İyi bayramlar. İyi bayramlar. Öğretmenim. Süper bayramlar. Görüşürüz öğretmenim. Bayramlar. Harika bayramlar. Görüşürüz. Muhteşem bayramlar. Görüşürüz. Güzel bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bayramlar. Ve de hayırlı iftarlar. Öğretmenim bakın ben dondurma çizdim. Evet süper. Görüyorum. Güzel bayramlar evet, öğretmenim. Şimdi vedaları yaptığımıza göre artık konuşabiliriz. Evet. Arkadaşlar Rana'nın resmine bakabiliriz. Evet Rana Hanım. Rana Hanım doldurmuş kağıdı yine. Kemanlar, dondurmalar. O dondurma çok her meyveden var. Eline sağlık. Öğretmenim bir de bu salyangoz dondurma çok seviyor diye çıkartmış. Ha canı çekiyor yani. Tamam evet. Süper. Evet Sümeyla Uçar. Buyurun efendim. Sizin resminize bakalım. Evet, renksiz ama güzel resimler. Boyamanızı istiyoruz efendim. Boyamaları görürüz. Öğretmenim ben de bitirdim. WhatsApp grubundan paylaşırsınız. Öğretmenim, tilkinin kuyruğu şöyle siyah olacaktı. Öyle bir tür öğretmenim, var. Öğretmenim ben de bitirdim. Kuyruğu, ben öyle bir tür yaptım. Siyah bir tür de var. Yapabilirsin, iyi fikir. Evet, gizemli ses. Neyi bitirdiniz efendim? Öğretmenim. Bir saniye, şu an gizemli sesle konuşuyorum. Gizemli ses kim? Evet. Ses kim gerçekten? Gizemli ses kim gerçekten? Gerçekten gizemli ses kim? Gizemli ses tekrar konuşur mu? Öğretmenim siz dediniz ya. Sanırım Yusuf. Yusuf bakalım. Evet. Yusuf güzel ses etmişsin Yusuf. Eline sağlık. Eline sağlık. Öğretmenim sesiniz yankılanıyor. Evet evet sesim yankılıyor. Şu an dünyayı dolaşıp geri gelecek sesim. Sesim yankılıyor. Geldi bak. diye. Nasıl oluyor öğretmenim, ya? Bak şöyle oluyor. Bak ben kediyi yanlış boyamışım. Ten rengi gibi boyamışım. Şimdi turuncu yaptım. Tamam yap. Betül Rana baya heyecanlı gerçekten. Soy ismi Erecan. Keşke heyecan olsaydı. Betül Rana heyecan. Evet efendim bakalım. Şimdi Gamze'nin resmine bakıyoruz. Gamze resmini katlamışsın. Herhalde kartpostal olarak hazırladın ve mektup göndereceksin. Hazırım diyorsun. Asude'nin resmi. Bu arada resimler gayet güzel gözüküyor. Son heyecanlı kalan arkadaşların resimlerini güzel görüyorum. Öğretmenim ben robot yapıyorum. Öğretmenim. Hadi bakalım başka bir yerde var mı görüntü? Yok, resimler hep ilk sayfalarda resimler gözüküyor. Tamam. Öğretmenim evet, bizim dersimiz bitirdi 4 dakika olmadı mı? Geç kalmadık mı konuşmak için? Evet. Anlamış konuşalım. Evet bu konuda hatırlatma yaptığın için Yusuf teşekkür ederim. Öğretmenim. Yani ne yapalım? Kalın mı yani şimdi? Kalın. Böyle konuşalım. Güzel resmim. Tamam. Genelde konuyu İftara dağıtmak kadar konuşalım için böyle. Aramızda konuyu dağıtmak için başarılı arkadaşlar var. O, Yusuf falan en başarılısı o. Köprüden gidiyor şu an bakın şunu. Gizemli ses. Tabii ki de ben de farkındayım. Öğretmenim. Efendim duyamadım. Öğretmenim bir şey göstereyim. Tamam nerede olduğunuzu önüne bulmamız lazım. Arayalım. Öğretmenim.
Öğretmenim. Adınız nedir efendim? Betül mü? Rana. Rana Hanım. Ha, Rana Hanım'ın zaten resimleri bitmek bilmiyor arkadaşlar. Atölyenin başından beri onun resimlerine bakıyoruz şu an. Yüzlerce resminden bir tanesine daha bakıyoruz. Robot çizime çünkü. Rana'nın soy ismini değiştiriyoruz. Rana, Betül Rana böyle gelip sayfaya küçük küçük şeyler yapıp bir sürü şeyler yapıyor. İşte Gizem Lisesi bulduk. Yusuf Gizem Lisesi arkadaşlar. Çünkü evet, Yusuf çift başlı. Bir de şunlar vardı. Yusuf iki başlısın şu an resmen. Diğer kafa kardeşin herhalde. Dil çıkartan bir yanın var senin. Evet, bir de şunlar vardı. Adam... Arkadaşlar herkes lütfen resimlerini indirsin. Çünkü Betül Rana'nın resimlerine bakıyoruz şu an. Lütfen herkes indirebilir mi? Çünkü onun resimleri hala bitmedi. Evet Betül Rana heyecan. Evet şu hareket de var. Bu hareket de var. Süper. Uf seriyi bağlamış yani seri. Dörtte. Tamam. Betül şimdi diğer resimlere de bakabilir miyiz artık? Evet. Evet bakalım. Şimdi kimin resmine bakıyoruz? Öğretmenim benim kardeşim de resmini göstermek istiyormuş. Yusuf dersimiz bitti. Haberin olsun ha. Bizi gösterelim. Söyle. Deren, Betül parmağını sallayıp düşüreceksin yanlışlığa bak. Parmağını sallayıp düşüreceksin yanlışlığa bak. Sesim geri geldi. Öğretmenim resmini gösterebilir miyim? Öğretmenim benim kardeşim resmini gösteriyor şöyle. Gizemli sesin resmine bakıyoruz şu an. Oo, çok güzel olmuş kardeş. Gizemli sesin kardeşi. Öğretmenim niye gizemli ses yapıyorsun? Benim de sesim geldi. Sesim geri geldi. Ağzı de sesin geri geldi duydun mu? Evet. Tekrar geri gelmiş yani. Sizinki de. Evet çünkü birisinin sesi mikrofonuyla alakalı bir sorun var. Belki de birisi. Nehir şu an bize bir şey göstermiş arkadaşlar. Sesi de çıkmıyor. Yazık. Bir bakalım onun resmini hep beraber. Olur. Hadi olur. Hep beraber Nehir'in resmine bakıyoruz. Adı neydi? Nehir. Nehir. Bir kitap sayfasından resim kopyalam. Taklit et. Geliştirmek için bir çalışma yapalım. Tebrik ederiz Nehir. Nehir resmini artık kaldırabilirsin. Teşekkürler. Bence çok güzel olmuş. Bence İstersen de. Onu boyayıp belki de daha renkli olabilir. Ona bakarız. Betül tek. Resimlerini görüyoruz Betül. Biraz yaklaştırabilir misin? Evet çok Betül, güzel. Betül şu an şey yapmış arkadaşlar. Guinness Rekorlar kitabına girmek üzere. Bütün resimlerini aynı kağıda sığdırabilir miyim diye bir deneme yapmış. Ve başarılı olmuş. Ben de bazı resimlerimi bütün kağıda sığdırdım. Arkadaşlar birazcık insanlara bir gizemli ses. Bir saniye seni sessizliğe davet ediyoruz. Gizemsiz hale çekmeni istiyoruz. Arkadaşlar resimlerinizi bir kağıda doldurmak diye bir zorunluluğunuz yok. Böyle iki tane çizseniz, ortadan kesseniz, bir arkadaşına hediye etseniz mesela daha güzel olmaz mı? Evet, Betül Tekin başka bir resmini görüyoruz şu an. Bir yerden yine kopyalamış. Şöyle bir hareket yapan resim. Güzel olmuş. Niye böyle hareket, o şekilde hareket yapan şeyler var ki? Garip geldi. Ben de bilmiyorum. Bir yerde gördüm ben onu. Betül de herhalde oradan görmüş. Evet, Betül'ün diğer resimlerini görüyoruz şu an. Betül Tek diye hitap ediyoruz zaten. Ben bunları hep Pinterest'te gördüm şöyle yapanı. Olabilir. Ben de Pinterest sayfasına bakıyorum. Evet, Deren Özdemir'in resimlerini inceliyoruz şu an. Ben kaykaylı kediyi bir de kaykaylı neydi? Kaplumbağayı çizemedim. Kaykaylı kaplumbağa, kaykaylı kedi. Ben de çok iyi çizememiştim aslında. Ama ben çizemedim derken hiç çizemedim. Aslında... Ne güzel, ne güzel. İyi ki çizmemişsin. Şimdi bir saat daha onlara bakacaktık. Kaykaylı kedi, kaykaylı kaplumbağa, kaykaysız. Evet. Evet, An Delen Özdemir. Koltukta oturan ya da oturmaya çalışan bir çizim görüyorum şu an. Düşmek üzere o koltuktan. Dikkat et. Arkadaşlar oturma çizimi yaparken mesela oturduğuna emin olun. Çizerken yani oturmuş mu oturmamış mı ona emin olun. Ben çok güzel oturma pozisyonu çizebiliyorum. Hangisini? Arşiv'de ne dedin? Ben çok güzel oturma pozisyonu Deren'in resimleri de bitmiyor. Yani uzmanlaştım diyorsun. Arkadaşlar Deren'in resimleri de bitmek bilmiyor diye. Geçen senenin ve ondan önceki senenin ve ilkokul bir resimde de hepsini de gösterecektim. Benim gibi mi? Evet, senin gibi sanırım. Nehir'in de resimleri bitmiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Öğretmenim. Tabii ki de, lütfen. Lütfen, neden olmasın? Hemen bakalım.
Zaten biz şu an resim bakma durağındayız arkadaşlar. Haberiniz var. Ben sonra ben bir şey söyleyeceğim. Yok bence müşkinden bakıyoruz. Galiba öğretmenim Rana'nın sesi gitmiyor. Öğretmenim benim biraz internetim gidip o yüzden görüntüm fazla gelmiyor. Ben size daha sonra göstereyim internet gelince. Tamam, internete söyle çabuk gelsin. Arkadaşlar şimdi tekrar hep beraber interneti çağırıyoruz. İnternet tamam. Hemen gel, çabuk gel. İnternet çabuk. Öğretmenim ben çok bak, resim yapıyorum. Evet, yani görüyoruz kartından. Evet evet görüyoruz, tahmin ediyoruz. Gizemli sesle bir de böyle karar verdi. Rana geldi, görüntü geldi. Hoş geldin görüntü, internet teşekkürler sana da. Evet Rana'nın resimlerine bakıyoruz şu an. Bakıyorum. İki tane Rana var. Değil mi? Güzel bir ses. Güzel değil mi? Evet. Güzel tamam. Olmuş. Evet. Yani. Güzel. Evet. Sıradaki resimlere bakalım. Gizemli sesle birlikte değerlendiriyoruz. Sayın jüri gizemli ses. Evet. Asuden'in resimleri bitmedi bak. Bitmek bilmiyor demiştim. Öğretmenim benimki de bitmek bilmiyor. Evet sayın gizemli ses. Nasıl düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz bu resim hakkında? Güzel. Bence güzel. Kağıdı da güzel kullanmış. Evet. Evet, renkleri iyi kullanmış. Tamam, 100 puan verebiliriz değil mi? Evet, 100 üstünden 100. 100'ün üstünden, altından, yanından, sağından, sonundan 100. Evet, 100 verdik. Evet, kardeşine de soruyorum. İki resmen boyayamadım ben. Olsun, biz yine de 100 verdik. 100 evet, verdik. Güzel olmuş. Evet, güzel. Zaten ben boyamayı da yapamıyorum. Sadece çizsen yeter işte, daha ne düşünüyorum. Evet, biz çünkü boyamayı yapamadığımız için çizim her şey bizim için 100 demek. Çizmek yeterli. Arkadaşlar tabii işin nativesi önemli olan renklenmek değil, ortaya koyduğumuz fikir. O fikri en iyi şekilde nasıl anlatırsak o önemli. Öğretmenim ben ismim Beatrice. Evet bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu ama bunu bizim öğrenmemiz için senin oraya yazman gerekiyor değil mi? Değil mi Gizem Ses? Kesinlikle. Evet. Evet kesinlikle. Oraya ne yazarsanız biz onu okuruz. Mesela şu an Gizemli Ses. Merhaba Gizemli Ses. Gizemli Ses merhaba. Niye diyorsunuz öğretmenim ya? Öğretmen öyle. Deyince ben de öyle yaptım. Öyle yapmış. Hayır, güzel bir sesi, ses mi çıkartıyor neden? Öyle, hayır hayır sesi şöyle Davud'u gibi. Mesela konuş bak güzel bir ses. Oldu. Nasıl yani? Böyle konuşunca böyle bir cızırtılı bir ses geliyor. Böyle gizem sesi. Sen şöyle konuş bak söyleyeyim. Evet, evet efendim şimdi resimlerin son kısımlarına bakıyoruz. Evet güzel olmuş. Evet 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 güzel olmuş. Böyle yani. Gizem yani gizem katıyor anladın mı yani gizemli sesle öyle oluyor işte. Öğretmenim onu sen demiyor musun? Hayır ben demiyorum işte gizem abin diyor. Abini taklit ediyorum ben. Sen çık bakayım oradan kenara çekil. Evet, hadi. Lütfen çıkar mısın? O tarafa almış. Gıdıklayarak gönderdi çocuğu. Evet arkadaşlar. Nehir. Resimden habire gösteriyorsun, görüyoruz. Tamam, güzel. Boyamanı da görmek isteriz. Bazılarının boyamanı isteriz. Neyi gerçekten güzel olmuş resimlerin bu arada. Evet, güzel yani beğendik. Beğendik, ben evet. Ben 1 üzerinden 100 veriyorum. Öğretmenim, sen 1 üzerinden 1. Ben 1 üzerinden 1. Kardeşini gönderdim. Arkadaşlar, söylemek istediğiniz başka şeyler varsa konuşabiliriz. Birazdan veda edeceğiz. Bir ana kadar ders yok mu? Ne zamana kadar efendim? 1 Haziran'a kadar yok mu? O konuyla ilgili teknik olarak bilgileri tabii ben bilmiyorum. Ama ben duydum, bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla 1 Haziran'da yani Haziran ayında başlanacak. Eğer 1 Haziran çarşamba gününe denk geliyorsa... Benim maverada diğer kursum Haziran'a kadar yok. Evet. Evet, Beril'in resimlerini görür şu an Gizemli Ses. Evet, bakalım. Evet, bakalım. Beril, Re, Ha, Fi, Nur. Güzel ama. Fanur. Güzel, ama, bence güzel. Resimlerini evet. Biraz daha küçük yapmaya çalışabilirsiniz. Bu gizemli ses işe bayağı ciddiye aldı yani. Çünkü ben normalde küçük demem yani. Biraz daha büyük yap derim ama gizemli ses daha öyle uygun gördüyse demek ki bundan sonra küçük yapacaksınız. Arkadaşlar bütün bilgilerimi değiştiriyorum. Resimleri lütfen küçüldün artık. Büyütme falan yok. Tamamen herkesin bir küçük yapsın. Yok artık. Benimki orta. Orta boy. Ölçüm, evet belki de orta boy. Ben kaplumbağada şöyle bir şey gördüm. Siz hani kaplumbağanın kabuğunu yeşil boyamıştınız ya. Görseniz ben galiba buna bir mavi bir de yeşil yaptım. Şu bak şöyle yarı dünyaya benzedi benim gözümde. Yarı dünya kaplumbağa. Süper olmuş. Güzel bir ses. Sence de güzel olmamış mı?
Yarı dünya yani şeklinde kap. Evet. Bir de mavi boyasan tam böyle dünya gibi olur değil mi? Yarı dünya kap. Ben öbürü mavi boyadım arka kısmını da. Yani şey kısmını. O halde böyle kamerada pek gözükmüyor. Kamerada beyaz gibi gözüküyor. Evet. Evet. Evet beyaz ama he tamam. Güzel bence ya. Mesela boyarken şöyle bir şeye dikkat etmek lazım. Birkaç renk kullanabilirsin. Mesela direkt yeşil olduğu gibi değil de biraz yeşil, biraz koyu yeşil, açık yeşil, koyu yeşil birbirine karıştırırsak, karıştırarak boyarsak daha güzel şeyler, sonuçlar çıkabilir. Evet. Ebrar Albayrak. Evet Gizem ses. Bakalım değerlendirelim. Evet bakalım. Hmm, güzel olmuş bu sefer. Güzel, evet. Gerçekten güzel olmuş. 100 puan. Yine 100 puan. Evet. 100. Evet. Puanlama isteyenler varsa biz jüri değerlendirmeyi yapıyoruz. Evet şu an Betül, evet. Betül Tekin resmine bakıyoruz. Bakayım. Güzel olmuş. Evet. Böyle. Güzel olmuş. Biraz sarısı biraz acaba çok mu var? Bir tane çizgi film karakteri galiba. Onun mu? Ha yok daha evet, evet sanırım galiba o. Kendisi açıklasa kafasını sallıyor. Evet dedi. Galiba evet. Evet bir çizgi film karakteri. Hı-hı. Sen hangi çizgi film öyle karakteri olduğunu unuttum ama. Zühre, Zühre iyi misin? Zühre'nin uykusu geldi arkadaşlar. Biraz espri yap, birkaç espri yaparsanız eğer onun uykusu kaçsın. İyi geceler. Zühre. İyi geceler. Ay Betül Rana'nın yanında köpek var. Bakayım. Ha. Ha. Şey, bir an. Köpek galiba. Evet, başka neler var? Yani oyuncak. Evet, başka resimler bakalım. Göremiyoruz. Evet, bakalım. Bakamıyoruz çünkü yok. Evet, şu an galiba bu. O zaman sizin uygunsa Gizemli ses yavaş yavaş dersimizi bitirebiliriz. Hayır. Yanında evet. Ayı var. Benim yanında köpek var. Bir de bebek. Öğretirim ya. Tamam. Şu an, evet resimler bitti. Evdeki oyuncaklara geçtiğimize göre artık. Evet. Arkadaşlar atölyemize katıldığınız için herkese çok teşekkür ederiz. Tek tek böyle. Gizem ses farklı olmak üzere. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki ay tekrar birlikte atölyede buluşmak üzere diyelim. Bir dahaki ay mı oluyor? Bir dahaki ders. Yani evet. Şu an biz hangi aydayız? Mayıs. 12 Mayıs. Evet. Yani Mayıs, Haziran. Haziran ayında da buluşmak üzere diyoruz. Biraz ara vereceğiz sanırım. Öyle. Galiba. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Merhaba. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Çizim gitti. Görüşürüz.